Efendim herkese merhabalar, ben Semih Tuna. Bugün onu Türkiye'de en iyi tanıyan isimlerden birisi olan Berkay Terzi ile birlikte Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Skyler Mays'i konuşacağız. Programa başlamadan önce de kanala abone olarak videoyu beğenirseniz de beğeni butonu ve hype'larınız ile birlikte bizlere destek olursanız çok seviniriz. Berkay hoş geldin, nasılsın diyeyim. Hoş bulduk abi. Yine teşekkür ederim. Seni sormalı. Çok sağ ol, ben de iyiyim. Yoğun bir hafta, çift maç haftası, aynı zamanda Fenerbahçe'de bir transfer açıkladı. Hiç uzatmadan direkt sorularıma başlayayım ben. Skyler Mays, 2020 draftı ikinci tur 50. sıra seçimi. Kimdir bu adam? Skyler Mays NBA'de önce kolejde 4 yıllık bir kariyer sahipti. Orada da seneden seneye artan bir performansı vardı ve Nazrate gibi NBA oyuncularıyla aynı takımda oynuyordu. Son senesinde Nazrate takımdan ayrılıp NBA draftına gidince Skyler Mays takımın lideri haline gelmiş ve takımı taşımıştı. Tabii turnuva başarısı elde edemediler ama yine de takımı suyun üstüne tutmayı başarmıştı. Ondan sonra NBA'ye geldi ama NBA'de bir türlü kalıcı bir role ulaşamadı. Genelde sakatlık olduğunda rotasyona dahil edilen bir oyuncu profilindeydi. Bir Portland'da bir sezonu var. Böyle 5-10 maçlık bir süreçte 15 sayı 8 asistle oynadığı bir dönem. Orada bir gelecek vaat etmişti 2022-23 yılı yanılmıyorsam. Evet. Ama sonraki sene sakatların dönüşüyle birlikte ve Lakers'a takaslanmasıyla birlikte tekrardan eski rolüne, bench rolüne dönmüştü. Yine de şu açıdan baktığımızda kendisi ufak rollerde kalmayı, yani bench'iyle oynamamayı iyi bilen bir oyuncu ve bugüne kadar hangi rolde oynarsa, hangi pozisyonda oynarsa onu hakkıyla yerine getirdi. Bu da bence Wade Baldwin'in yanında oyuncu için onun adına bir avantaj. Fenerbahçe'nin de bir avantaj. Peki oyuncu profili olarak şundan konuşalım biraz. Biraz artılarından bahsedebilir misin? Skyler Mays deyince pozitif olarak aklına neler geliyor? Zeki bir oyuncu olması geliyor aslında. Yönlendirici bir oyuncu olması geliyor. Yani baktığımız zaman Fenerbahçe'de konuşulan isimler genelde atıcı profilindeydi veya 2 numaradan kırma 1 numaralardı. Tam olarak saf oyun kurucular değildi. Ama Skyler Mays biraz daha topu yönlendiren, daha saf oyun kurucu kavramına daha yakın bir oyuncu. Zaten ben bu yüzden bu transferi beğendim. Çünkü Fenerbahçe'nin yaz boyunca konuştuğu ve ihtiyaç duyduğu bir profil de bu. Skyler Mays'te pick and roll yönlendirme becerisi olsun, oyun aklı olsun bence artı özelliklerinden birisi. Diğer beğendiğim özelliği de iyi bir savunmacı olması. Fizikli bir oyuncu, kısa bir oyuncu değil, 1.90'ın üstünde olması lazım. Fizikli bir oyuncu ve savunma yapmaktan kaçmayan bir isim. NBA'de bile mesela geçen sene Lakers taraftarları şöyle konuşuyordu. Biz Spencer Dinwiddie'yi oynatacağımıza Skyler Mays'i oynatalım 10-15 dakika. Çünkü savunma yapıyor, topu yönlendirebiliyor, topu dağıtabiliyor. Spencer Dinwiddie'den daha faydalı olur diye konuşuluyordu. Hakikaten de öyleydi. Ama çok fazla şans bulmadı tabii ki. Savunma da bence Skyler Mays'in artılarından birisi. Ya ben biraz oyuncuyu izlediğimde Avrupa'ya uygun gibi gördüm profilini ama sen ne düşünüyorsun? Ben de Avrupa'ya uygun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi oyun aklı bence Avrupa'ya adaptasyon sürecinde onu bir adım öne taşıyor. Ve çok fazla atmaya odaklı bir oyuncu olmaması, takım oyununa yatkın olması ve dediğim gibi kariyeri boyunca farklı rolleri yeterli seviyede yerine getirebilmiş olması Avrupa'ya en azından ilk etapta uyum sürecini kolaylaştıracaktır. Ya şimdi Scottie Wilbekin'in transferi sonrasında tabii ki gelişti. Belki onun sakatlığı olmasaydı Fenerbahçe'nin sezona iyi başlangıcını da düşünürsek transfer için biraz daha beklenebilirdi. Ama şimdi acil bir ihtiyaç doğdu haliyle. Wilbekin'le onun oyuncu profilini karşılaştırırsan ne gibi farklılıklar görüyorsun? Birbirinden bağımsız iki oyuncudan bahsediyoruz. Bence aralarında biraz fark var. Zaten az önce tekrar vurguladığım gibi atıcı kimliğinden bahsetmiştim. Scottie Wilbekin daha atıcı profilinde. Skyler Mays ise atıcı kimliği açısından bir iki gömlek aşağıda bence Wilbekin'den. Bir iki kademe aşağıda. Ama eğer bir oyun kurucu arıyorsak, saf oyun kurucu takımı çekip çevirebilecek bir oyuncu arıyorsak Skyler Mays ona daha uygun bir profil. Yani arasındaki temel fark da, iki oyuncu arasındaki temel fark da buradan doğuyor zaten. O yüzden farklı profil olduğunu söyleyebiliriz. Sence peki şimdi bir top yönlendirici olduğundan bahsettik Skyler Mays'in Fenerbahçe kadrosu için doğru bir profil miydi?
bu hamle. Evet, bence doğru isimdi. Yani baktığımız zaman Wade Baldwin üstüne çok fazla yük binecekti aslında. Eğer tüm ipleri ona verseydiniz. Wade Baldwin de zaman zaman 2 numaraya kaydığında skorer kimliğini ön plana koyduğunda daha etkili olabilen bir isim. Ve dediğim gibi çok fazla yük binecekti. Skyler Mays'in gelişi ondan o yükü alacak. Skyler Mays'in top yönlendirmesi Wade Baldwin'i topsuz aksiyonlara daha fazla kullanmayı sağlayacak veya kritik anlarda Wade Baldwin'in eline topu verdiğinizde daha kondisyonlu bir şekilde o topu yönlendirecek Wade Baldwin. Bu açıdan Wade Baldwin üstündeki omuzundaki yükü alacaktır. Ve ben gayet beğendim bu transferi yani. O zaman Wade Baldwin'le de uyumlarını yani kağıt üzerinde çok iyi olacağını düşünüyorsun. Evet ve savunma açısından da iki tane fizikli gardınız oluyor savunmanın ön tarafında. Skyler Mays çok uzun bir oyuncu değil ama Avrupa'daki çoğu garda kıyasla daha uzun 1.90 boyunda ve eline daha geniş, daha fizikli. Yani hem topsuz savunmada da aktif olduğunu düşünüyorum ben. Bazen zaten eksilerine geldiğimizde konuşabiliriz belki bunu ama bazen fazla risk alıyordu. Pas kanallarını atlayıp top çalacağım diye çok fazla risk alıyordu kolejde veya NBA'de. Bu bir eksiklik olarak görülebilir. Ama dediğim gibi pas kanallarında aktif, savunmanın ön tarafında fizikli ve Wade Baldwin'le yan yana koyduğunuz zaman maçın kritik bölümlerinde savunma direncini iyice arttırabilirsiniz. Evet, biz bölümün şu ana kadar olan kısmında genel olarak hep artılarına odaklandık. Senin bu son 10 saniyede söylediklerin haricinde ama genel bir çerçeve çizersek eksikler konusunda oyununda Skyler Mason eksik olarak sen nereleri görüyorsun? Ya bence böyle çok büyük eksikliği yok Skyler Mays'in genel olarak baktığımızda. Şutu Yani eleştirenler de var. Herhalde stilinden dolayı da oluyor olabilir mi? Hani şutu biraz yavaş evet. gibi sanki. Evet ama yani şut rakamlarına baktığımızda tatmin edici bir geri dönüş alıyoruz. Geçen sene G League'de mesela %43'te maç başına ikinin üstünde bir üçlük atmış olması lazım kendisinin. Evet şut stili belki eleştirilebilir. Şut istikrarı da bence çok iyiydi yani kariyerin hiçbir aşamasında böyle çok net bir keskin şutör olmadı Skyler Mays. Ama Avrupa için bence iyi bir şutör ve ondan bekleyeceğiniz ilk şey de bu nokta şutörlük olmayacak zaten. Eksilerine dönecek olursak dediğim gibi bence çok büyük bir eksileri yok ve piyasada konuşulan diğer isimlere kıyasla çok daha all around çok yönlü bir oyuncu Skyler Mays. Ama eksiklerine şunu ekleyebiliriz. Atletizm eksiği belki konuşulabilir. İlk adım patlayıcı bir oyuncu değil. Kariyerin hiçbir aşamasında böyle atletizmiyle savunmasını atletizmle geçen bir oyuncu olmadı Skyler Mays. Bu belki bir eksiklik olarak düşünülebilir. Dediğim gibi savunmada risk almayı seviyor. Belki o maçların bazı bölümlerinde savunmanın aksamasına sebep olabilir. Ama onun dışında çok büyük bir eksikliği olduğunu düşünmüyorum ben Skyler Mays'in. Ya atletizm eksikliğinden bahsettin de tabii aynı zamanda Fenerbahçe kadrosuna bakınca da Fenerbahçe belki atletizm olarak çok üst seviyede bir takım olmasa da çok iyi bir takım abi. Ve siz oyunun karar anlarında sahada büyük kalmaya ihtiyaç duyuyorsunuz genel olarak Avrupa basketbolunda da. Ve bu anlamda 1.90 en az ben de öyle biliyorum Skyler Mace'i, Wade Baldwin işte uzun rotasyonundaki oyuncuları vesaire falan düşündüğünüzde ve Fenerbahçe'nin aynı zamanda şu son 2 haftada gösterdiği kadarıyla kısa beşe döndüğünde de o fizikli forvetlerinden katkıyı maksimize ettiğinde bence de Skyler Mace atletizm anlamında belki o kadar büyük bir şey vermeyecek size ama o fizik anlamında sahada her zaman uzun iri ve iri kalmanızı sağlayacak. Ya takımın iri olmasının yanı sıra ya forvetler de karar verebiliyor. Evet. Skyler Mays geldi 1 numaraya iyi bir yönlendirici. Yani gerçekten komple bir takım haline geldi. Hem fizik açısından hem karar verme açısından çok yönlü bir takım haline geldi Fenerbahçe. Sen yine de tabii ki Wade Baldwin'in kısa lideri olacağını düşünüyorsun herhalde, değil mi? Yani evet maçın kırılma bölümlerinde topu yöneten kişi veya maç kapatan beşler topu yöneten kişi eline alan kişi Wade Baldwin olacaktır. Yani Skyler Mace de dediğim gibi yani keskin bir şutör olmadı ama zaman zaman 2 numara oynayan daha böyle combo gardı evrilebilen bir oyuncu. Yani Wade Baldwin'e topu bırakıp top eline değilken de aktif olabilecek bir oyuncu Skyler Mace. O da bir avantaj. Berkay ağzına sağlık. Ekleyeceğim başka bir şey var mıydı? Oyuncu sağ dışında alakalı olabilir belki. Yok. Biz Sağ bilmediğimiz. dışında çok fazla anekdot yok Skyler Mace hakkında ama özetle şunu söyleyebilirim. Yani Fenerbahçe sezonun şu noktasında piyasaya baktığımızda yapılabilecek en doğru eklemelerden birini yaptı. Tabii Skyler Mays ne seviyede gelecek? Çünkü
uzun zamandır anlamlı sürelerde bulmadı aslında. Ne seviyede gelecek o bir soru işareti. Ama tekrarlayayım, sezonun bu noktasında yapılabilecek en doğru eklemelerden birisi. O zaman ağzına sağlık diyeyim Berkay. Çok teşekkür ederiz. Bize konuk oldun, oyuncuyu anlattın. Herhalde 10 dakikalık süreçte de oyuncu en iyi bu şekilde anlatılırdı diye düşünüyorum ben de. Ağzına sağlık tekrardan. Teşekkür ederim abi. O zaman bizden bu kadar diyelim. Bir sonraki programlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.